Nergis Nesrulleva podyumda. Ben fırtına öncesi sessizliği görmüyor musun sen kendini ne sanıyorsun? Gerçeği sayende gördüm, teşekkür ederim, içi boş kalbini tattım. Ne yazık ki sevgilim zahmet edip masallarla gelme karşıma, beni affet demekle bil ki zaten çoktan geciktim. Gerçeği sayende gördüm, teşekkür ederim, içi boş kalbini tattım. Ne yazık. Hoş geldin Nergis. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ben şimdi yeni gelmişim Türkiye'ye, yarışmaya katılmışım. Burada bir iki tane kız arkadaşım var. Onların haberi oluyor yarışmaya katıldığımdan. Hemen beni görüşmeye çağırıyorlar. Onlara anlatmaya gidiyorum. Peki, dedikodu yapacaksınız, evet. Öyle mi? Simay. Anlamadım. İlk haftadan sen kötü giyiniyorsun diye elenmişsin. Onlara neden elendiğini mi anlatacaktın? Hayır. İlk çekim buradaki günü olmuş. Buradaki arkadaşlarıyla buluşuyor. Yarışmada neler olduğunu konuşmak üzere bir araya geliyorlar. Ben yanlış anlamışım o zaman. Peki buradaki dedikoduları mı anlatacaksın? Yok, dedikoduları değil. Onların yarışmaya katıldığımdan haberi yok. Onlara söylüyorum ilk çekim günü olduğunu ve sabahsı günü onlarla görüşüyorum. Daha gelmeden yok, onlarla konuş. Yok, ilk çekim günü. Bir karar ver neredeyiz? Bakın ilk çekim günü olmuş. Evet. Ben onlara o zaman söylüyorum baktık. Ki ilk çekime gittim. Onlar da beni hemen görüşmeye çağırıyorlar. Ha, anlatayım gittin diye. Gördün ne evet. Oldu? Hadi bize anlat nasıl geçti evet. İlk günün? Tamam, bizim dedikodumuzu yapmıyorsan sıkıntı yok. Yok. Ben kombinini zayıf buldum. Şöyle ki yani bu artık mağazaların vitrinlerinde bile böyle şeyler yapılmıyor. Daha değişik şeyler konuyor. Ben sanki bir arkadaşımda böyle bir styling hatırlıyorum gibi. Nira. Bunun grisini falan giymişti. Böyle bir şeydi. Kollukları vardı sadece. Sen onun içine gömlek giymeyi tercih etmişsin. Aslında parçaların bence kötü değil, güzel. Çantanı pek uyumlu bulamadım bu kombinine. Sadece beğendiğim tek şey ne biliyor musun? O bacaklarına geçirdiğin o siyah çorap. O boyunu kesmemiş, güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim Simay'cığım. Dilara. Fazla düz bir styling. Ayakkabılarını sevmedim. Ayakkabıların garip duruyor. Nasıl? Ayakkabılarını sevmedim. Çorap çizme gibi. Önünde sanki şerit gibi bir şey mi var? Ben mi yanlış görüyorum? Benim yani, gözlerim... Hadife ayakkabının dikişi var. Evet. Var. Ben onu sevmedim. Mesela benim gözüme battı. Bilmiyorum, ben genel olarak beğenmedim. Teşekkür ederim. Deniz. Nergis, çok kötü görünmüyorsun. Keşke o çantayı almasaydın. Nasıl ayakkabıların çorap peruk gibi. O nasıl oluyor Deniz? Çorap peruk mu? Yani öyle gibi duruyor. Ya çorap peruk ne, anlamadım. Ha, ayakkabının içine çorap giymiş. Çorap geçirme evet. Gibi. Anladım. Keşke gözlüklerini çıkartsan, hemşerimle bir iletişime geçsem. Tamam, belki Deniz'cim. Daha değişik şeyler söylerim. Saçını çok sade yapmışsın. Ben bu tarz hani bu tarz giydiğimde sen tabii genç kızsın, sen de güzel duruyor. Ama ben bu tarz giydiğimde beni daha olgun gösteriyor diye ben bu tarza pek yanaşmıyorum. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bahar. Sen benden bir yaş büyüksün. Ve ben bir yıl sonra böyle giyineceğimden eminim. Bence çok güzel giyinmişsin. Çok güzel görünüyorsun. Aa, çok şaşırdım. Teşekkür ederim. Aynı yaşta değil misiniz? Bu ne ön yargı? Yok, şaşırdım. Benden bir yaş büyük. Buraya geldiğinden beri aslında ben sana güzel görünüyorsun diyorum. Ya da ilkine kötü görünüyorsun mu demiştim. Yani. Bilmiyorum, yine de arkadaşlarımın kötü göründüklerini söylüyor olmam sana kötü göründüğünü söylüyor olacağım anlamına gelmez. Onlar kalbimi kırdıkları için onlara kötü görünüyorlar diyorum. Sen kırmazsan sana güzel görünüyorsun da derim yani. Tamam Bahar'cığım. Şimdi kabul etmek lazım ki o da kaç bölüm izleyerek gelmiş. Biliyor yani burada neler olduğunu, yaşandığını. Önyargı demeyelim. O zaman kişi kendinden bilir işi. Sanırım o da benim kalbimi kıracak. O yüzden ona kötü görünüyorsun dememi falan bekliyor. Doğmamış yok. Çocuğa biçmeyelim diye de bir söz var. Evet, o yaşayalım yüzden, görelim. Güzel görünüyorsun dediğimde şaşırma lütfen. Tamam. Şaşırsın mı? Şaşırma diyor. Şaşırmasın. Uykun mu var senin Bahar? Uykum yok, düşünüyorum. Ne düşünüyorsun?
Lara suyu düşünüyorum. Hayır, yorum hakkı versem mi vermesem mi diye böyle bir tereddüt ediyorum. Çünkü gözlerin yarı açık. Bana bana bakıyor mu diye bakıyorum. Gözlerin yarı açık, yarı kapalı. Söz almak istersen sen elini kaldır istersen. Saçlarımı bile yaptırmadım. Niye böyle bir dağınık geldin bugün? Depresyon mu? Bugün düşünce günü. Düşünce günü. Paylaşmak istersen arada konuşursun o zaman. Olur mu? Belki Sefa senin taklidini de yapar. Zaten. Nasıl yani, gördün mü? Aynen. Ben uyandıracağım şimdi onu. Yanına gelebilir miyim? Gel. Tabii ki. Bak hemen uyandı. Hemen. İlgi onda olunca. İlgi gördüğü anda uyanır. En iyi arkadaşım. İlgi delisi. Bahar, bir şey söyleyeceğim. Biz seninle böyle okuma bayramına gidelim. Ne dersin? Hadi gel. Hadi. Bak elinden tutuyorum şimdi. En iyi arkadaşım gibi bir şey oldu resmen Öykü Hanım. Evet. Ya. Çok hadi tatlı. Gel, ben okuma bayramına götürüyorum. Hadi. Kızınız bana emanet. İyi misin canım? Bir şeye ihtiyacın var mı? İyiyim en iyi arkadaşım. Uyku mu var? Hayır. Ha? İyi misin? Sahneye çıkacaksın. Heyecanlı mısın? Hadi parçanı bir tekrar edelim. Okey. Tamam. Bir gün bir gün bir çocuk evde gelmiş, kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş sevmiş bitirmiş, akşama sancı başlamış. Durmuş durmuş acıkmış, bana da yemek versene demiş. Ya süpersin. Heyecanlı değilsin değil mi? Bilmiyorum ki, biraz ya bir şey söyleyeceğim. Ben Bahar gülüyor mu ağlıyor mu anlayamıyorum, biliyor musunuz? Mesela bak şimdi, bismillahirrahmanirrahim. Bak şöyle. Bu yayından sonra psikolojik tedavi görmem gerekecek. Bak şimdi gülüyorum. Bak şimdi gülüyor. Bak şimdi gel Bahar, seni analiz etmek istiyorum. Edelim. Birazcık daha analiz yapalım. Şimdi mesela burada espri oluyor. Ortalık çalkalanıyor, tamam mı? Uh-huh. Böyle ortalık yıkılıyor falan. Bahar orada duruyor. Bütün kızlar, herkes kopmuş vaziyette. Bahar'ın gülmesi böyle. Ben ilk izlediğimde nöbet geçiriyor zannettim. Ondan sonra bir baksın böyle bir. Nöbetçiyim. Tabii bugün. Allah görürsün. Gülün mü? Bak gülmesini hızlan. Sonra ağlıyor böyle. Gel. Ya Bahar, şu dansın şeyini bana öğretsene ya. Çok öğretiyorum. Aslında ama ben dur, sunumunu yapayım. İzleyicilerimize bak, öğretiyorum. Bak. Çünkü yapmaya çalışıyorlar, en doğrusunu yapsınlar tamam. En iyisi. Şeyin sunumunu yapayım ben. Yaz mevsimi tadında dondurma gibisi. Ben onu TRT sunumu gibi yapmak istiyorum hadi, müsaadenizle. Hadi. Bak şimdi Bahar'ı anons edeceğim. Bahar'cığım sen geç yerine şöyle. Ben şimdi ortadayım böyle. Evet sevgili dinleyenler. İşte benim stilimden hepinize... Ayşe Egesoy'un bu arada. Hepinize iyi akşamlar. İşte benim stilimde bugün yarışmacılarımız, jürimiz ve sıradaki yarışmacımız da karşınızdayız. Yaz mevsimi tadında dondurma gibisin. Birazcık yesem çok çabuk erir misin? İki tane almayalım. Paylaşmak güzeldir. Dudaklar buluşsun yar, uzaklaşmayalım. Kürdili Hicazkar makamındaki bu kıymetli eseri Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden Bahar Can'dan geliyor. Alkışlarınızla diye. Benim de konuşmam artık böyle olacak, biliyorsunuz değil mi? Belli bir süre, çünkü etkisinde kaldığım karakterler böyle oluyor. Şimdi ben bir süre böyle konuşacağım.
Küçük çocuk gibi. Hayır. Şimdi bir gün annem bizi parka götürmüştü. Ondan sonra gerisini sen anlat Bahar. Şimdi bir gün annem beni bir yere getirdi. Tamam. Orada çok değerli jüriyelerimiz vardı falan. İçerisinde de bir tane jüriyemiz vardı. Benim de en iyi arkadaş oldu ve biz bir sürü oyun oynadık. Sonra Instagram'a görüşüm. Sefa aşkım yazabilir miyim? Her şeyi yazabilirsin. Çünkü artık biz seninle arkadaş olduk. Siz de benim ismimi yazın ama. Tamam. Ben de seninkini yazacağım. Harbi Nergis'in sırasıydı. Neslihan, son yorum alayım senden. Üzerindeki parçayı ben giyerim. İçinde onun sadece bir gömlek mi var? Şort gibi bir şey falan mı var? Evet, gömlek elbise böyle. Aslında şöyle, ben hani üzerindeki kombini giyer çıkarım. Gayet iyi yani, kötü değil. Burada da bir iğnesi falan, kötü durmuyor. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Evet. Geçebilirsin Nergis'ciğim. Emine biraz balık etlisin, karaciğeri yağlı galiba. Vallahi bilmiyorum, ne yediğini menüsünü bana söyle. Bugün ne yedin mesela? Bugün ne yedim? Ekmek şekerdir, şeker en tatlı zehirdir. Şeker kanser hücrelerini besler. Vallahi bir seneye kalmaz hepiniz geberir gidersiniz. Nergis, hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Yani sen bu programı izlememişsin belli ki. Yo, izledim aslında. Yok, izlememişsin. Veya bakmışsın ama görmemişsin diyebiliriz. Niye göre? Neye göre? Çünkü bu stylingle buraya artık gelinmez 18. haftada. Sen yeni gelmiş olabilirsin ama izlediğini varsayıyorum ve izlediğini sen söylüyorsun zaten. 5000 defa geçti bu styling, bu kostüm giysi burada. Yani çok sıradan. Hiçbir numara yok. Belki ilk hafta, ilk günü bu programın buraya böyle gelsen tarz derdik sana ama üzgünüm yani o üstündeki şey palto gibi bir şey ama kolları yok değil mi? Yelek gibi uzun. Altında ne var? Elbise. Gösterebileceğim bir şey mi? Evet. Bakabilir miyim? Biraz çünkü kalın görünüyorsun. Sen ince bir kızsın. Üstündeki seni kalın bakayım, göstermiş. Bakayım, gösterebiliyor gömlek muyum? Elbise. Evet. Böyle elbise. Açık bırak bakayım önünü. Yani böyle daha iyi. Bence de. Çünkü diğer türlü kalın ve böyle büyük kat kat bir şeymiş gibi görünüyor ama böyle daha zarif göründü. Ama dediğim gibi çok gördük Nergis. Var mıdır böyle sürpriz stylingler, bizi şaşırtabileceğin şeyler? Var aslında ama bilmiyorum, herhalde bugün. Çünkü biliyorsun burası tehlikeli ilk gelenler için. İlk hafta gelip geldikleri gibi gidenler oluyor. Selin vardı. Geçen hafta Selin vardı. Bir hafta kalabildi. Geldiği hızla gitti buradan. Çünkü stil adına bir şey yoktu. Sen yine Selin kadar değilsin. Selin'den bir daha iyisin. Belki birkaç gün içinde daha şey, farklı şeyler bize gösterebilirsin. İnanıyorum. Ama bugün beğenmedim Nergis. Tarz değilsin. Teşekkür ederim. Nergis hoş geldin. Hoş bulduk. Üzerindeki palto güzel bir yelek palto, güzel bir parça ama bu tarz şeyler, yani kapatmak istiyorsan kendin kumaştan şeyde kullanmayın. Ben hep onu söylüyorum. Deri böyle bir kemer, daha böyle güçlü bir parça, daha böyle bir deriden olabilir, metalda da olabilir. Onu biraz katka, biraz daha şey modern göstermek. Bir şey, bir keme takmalısın. Üzerindeki böyle bir iki tane bant var ya, dugmeyle kapanıyor. Hı hı. Onlar bir aç. Ben onu da hiç beğenmedim orada. Çok şey, emanet gibi duruyor. Açınca da sallanacak orada. Açılmıyorsa, yani şey uzun mu oluyor kollar yoksa? Vallahi bu mu? Aha. Kollar uzun mu oluyor yoksa kısa mı oluyor? Yok, kısa kollar. Bunu mu söylüyorsunuz? Bunu. Onu yeleğin, açtığında onu açılıyor mu? Onu bilmiyorum ki nasıl açılıyor. Ceketin kolları. Ha, neyse şey tamam. O zaman onları da keşke olmasaydı. Çünkü görüntü güzel vermiyor bu. Karmaşa var. Tabii. Ve bu kadar, yani her hareketli bir ceket ya da yelek neyse giymek istiyorsan içindeki çok sade ve net olmalı. Yani gömlek fırfırlar olmamalı, o bağcıklar olmamalı. Keşke balıkçı yakı böyle yünden, böyle triko bir elbise giyseydin, uzun kollu, çok güzel olurdu. Böyle gri tonları, açık gri tonları.
ve güzel bir dizusu çizme giysiden çok daha iyi olurdu. Bu biraz zayıf kaldı kombin olarak. Ama oradaki böyle bir broş taktın, ne taktın? Sinek. Ara sinek mi? Ara mı sinek mi bilmiyorum. Ara sinek. Onu çok beğendim mesela. O çok güzel bir detay. Burada da sarılar falan vardı ya. Çanta da güzel. Çanta da sevdim. Ama kombin zayıf oldu maalesef. Ders değil. Teşekkür ederim. Nece sen? Yaşıyorum. Sen necesen? Yaşıyorum bireyim. Yani senin yeni geldiğin için burada kendini bir kanıtlaman gerekiyor. Hem evet. Arkadaşlarına hem jüriye, yani bir stil sahibi olduğunu göstermen gerekiyor. Dolayısıyla senin en iyi parçaları seçip buraya gelmiş olman gerekiyor. Yani buraya geldiğin bu ceketimsi yelek iyi bir parça değil. Sen bunu belki 3. 4. hafta giyersin ama kendini kanıtlayabileceğin ilk haftada, ikinci günde değil en azından. Çantana bakabilir miyim? Peki. Getirir misin bana? Tabii ki. Çok mu sevdin? Evet. Sevdi bayağı. Evet, çok güzel çanta. Teşekkürler, gidebilirsin. Ağzı çantasız kaldı. Buydu stylingine. Sus. Çor var. Ama ben de maalesef seni daha güçlü görmek istiyorum. Çünkü ben senin bir stilinin olduğuna inanıyorum. Bence iyi ben şeyler de. Yapacaksın. Teşekkür ederim. Tek sıkıntı ne biliyor musun? Pardon, lafını böldüm Kerimcan. Ne demek? İlk haftadasın, imza atman lazım. Evet. Yani en güçlü benim bir stilim gelmesin. Var demen lazım. Bunu göstermen lazım, bizi ikna etmen lazım. Doğru. Sana güç veriyoruz şu anda. Aynen. Enerji veriyoruz. Pozitif enerji, tarz lütfen enerji. Lütfen sen de karşılığını geri yolla. Tamam. Ama maalesef tarz değilsin. Teşekkür ederim. Ben biraz motivasyon vermek istiyorum arkadaşlar. Aslında bizim yaptığımız da oydu ama öyle. Biz de yaptık acaba. Konuk motivasyonu ama. Hı. Yani hani siz jüri olarak zaten gayet ciddisiniz yükseltiyorsunuz arkadaşlar ama ben hani şimdi konuğum muhtemelen hani güzel şeyler duymak istiyorlar benden. ben de yeni olduğunuz için ve hani aynı motivasyona eklemek için bu duyguyu. Tarsınız diyorum. Çünkü genel havaya baktığın zaman hani evet çok iddialı değil ama hani böyle çok da yerin dibine de sokulacak bir durumda, sokulacak değil, bir durumda yok yani. Aynen. O yüzden hani o ortalamayı ben pozitif olarak yükseltiyorum ve tarsınız diyorum. Teşekkür ederim.